Hoş geldiniz. Bu videoda yaklaşan MR yani manyetik rezonans görüntüleme incelemeniz hakkında size bazı bilgiler vermek istiyorum. MR manyetik rezonans görüntüleme veya nükleer manyetik rezonans olarak da adlandırılır ve iç organların görüntülerini sağlamak için oldukça uygundur. Diğer görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak, örneğin bilgisayarlı tomografi veya röntgen gibi, MR sizi zararlı radyasyona maruz bırakmaz. MR cihazı güçlü bir manyetik alanla çalışır. Bu nedenle değişim odasında tüm metal eşyaları çıkarmanız istenecektir. Buna gözlük ve takılar dahildir. Ancak giysilerinizde de fermuarlar veya süt yen telleri gibi metal nesneler olabileceğini unutmayın. Bazı metal nesneler vücudunuzun içinde olabilir ve bu nedenle çıkarılamaz. İmplantlar, kalp pilleri ve protezler gibi bu nesneler yapıldıkları malzemeye bağlı olarak manyetik alandan etkilenebilir. Kıyafetlerinizi değiştirdikten sonra hazırlık odasına alınacaksınız. Bazı incelemeler için belirli yapıları daha net bir şekilde ayırt edebilmek amacıyla kontrast maddesi uygulanması gerekebilir. Eğer bu sizin için planlandıysa, bir damar yolu açılacak veya bir port takılacaktır. İncelenecek vücut bölgesine bağlı olarak hasta masasına başınız ya da ayaklarınız önde olacak şekilde yerleştirileceksiniz. Genellikle sırt üstü yatmanız istenir. Tıbbi personel sizi mümkün olduğunca rahat ettirecektir. Rahat bir pozisyonda değilseniz ek yastıklar veya battaniyeler istemekten çekinmeyin. Kontrast maddesi vücudunuza girdiğinde, uygulama bölgesinde hafif bir soğukluk veya sıcaklık hissedebilirsiniz. Ayrıca idrara çıkma isteğinizde bir artış olabilir. Bazı hastalar ağızlarında metalik bir tat da hissedebilir. Tüm bu hisler tamamen normaldir ve kısa sürede geçecektir. Tıbbi personel odadan ayrılmadan önce elinize bir balon verilecektir. Bu balonu sıkarak interkom aracılığıyla herhangi bir zamanda tıbbi personelle iletişim kurabilirsiniz. Eğer incelemeyi durdurmanız gerekirse bunu kullanabilirsiniz. Gürültülü bölümler sırasında işitmenizi korumak için size özel kulaklıklar veya kulak tıkaçları verilecektir. Tıbbi personel inceleme için uygun olan bir bobin seçerek bunu incelenecek vücut bölgesine yerleştirecektir. Hazırlık tamamlandıktan sonra MR cihazına alınacaksınız ve inceleme başlayacaktır. İnceleme sırasında personel odadan ayrılır. Ancak kontrol odasından sizi sürekli olarak izler ve incelemeyi yürütür. Görüntülerin net olup olmadığını kontrol ederler. Ayrıca gerektiğinde interkom aracılığıyla size talimat verebilirler. Bazı inceleme bölümlerinde nefesinizi birkaç saniye tutmanız ya da çok yüzeysel nefes almanız istenebilir. Bu gerekliyse önceden size bilgi verilecektir. İnceleme boyunca hareketsiz kalmanız çok önemlidir. Hareket ederseniz görüntüler bulanıklaşır. Tıpkı bir fotoğraf makinesiyle çekilen bulanık fotoğraflar gibi bulanık görüntüler değerlendirilemez ve inceleme tekrarlanmak zorunda kalabilir. MR cihazı aktif tarama yapmadığı zamanlarda bile duyabileceğiniz bir ses çıkarır. Tarama türüne bağlı olarak sesin ritmi ve frekansı incelemenin farklı aşamalarında değişebilir. İnceleme tamamlandıktan sonra tekrar giyinebilirsiniz. Daha sonra radyolog MR görüntülerinizi değerlendirecek ve raporu iletecektir. Artık bir MR incelemesinde sizin nelerin beklediğini biliyorsunuz ve umarız kendinizi daha hazırlıklı hissediyorsunuzdur. Eğer başka sorularınız varsa tıbbi personelle konuşmaktan çekinmeyin. İncelemenizde başarılar dileriz.